Tamam kızım tamam, ona da bineriz. Ama ilk önce bebek polis ve bebek askeri de alalım. Sonra bize çok kızarlar, trip atarlar. Bir daha bizimle konuşmazlar biliyorsun. Aman Allah'ım, bu da neydi böyle? Ne geçti yanımızdan, gördün mü Kerem? Çok korktum, bize çarpacak sandım. Aslı, aşkım, daha önemli bir problemimiz var şu anda. Bilge, Bilge yok, Bilge kayboldu. Ne? Bu nasıl olur? Bilge nereye gidebilir? Neler oluyor Kerem? Neler oluyor? Bilmiyorum aşkım, bilmiyorum. Bir anda bir şey geçti yanımızdan ve Bilge de o sırada kayboldu. Hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar, siz gördünüz mü Bilge'ye ne oldu? Neler olduğunu siz görmüşsünüzdür. Bize yorumlarda söyler misiniz lütfen? Biz hiçbir şey görmedik. Bilge bir anda kayboldu. Lütfen arkadaşlar, herkes ne gördüyse yazsın hemen. Bilge, kızım kayboldu. Videoyu beğenip abone olursanız da çok seviniriz. Bu sayede bize güç vermiş olursunuz. Hadi arkadaşlar, bunu yapalım. Hadi Aslı koş, hemen karakola gidelim. Neler olup bittiğini kameralardan anlamaya çalışalım. Hadi koş çabuk koş. İşte aşkım bak, görüntünü yavaşlatmış halini izleyelim. Bak işte orada, bu Herobrine. Bebeğimizi çalmış yine. Ne? Yine mi o pislik Herobrine? Bizim bu adamdan çektiğimiz nedir ya? Bıktım artık, bıktım. Onu bir elime geçireyim, bu sefer onun canını okuyacağım. Hadi aşkım, hemen yola çıkalım. Köyün çıkışındaki kaleye gidelim. Herobrine kesin kalesindedir. Onu orada yakalayabiliriz. Arkadaşlar, siz de sakın bir yere ayrılmayın. Yardımınıza ihtiyacımız olabilir. Videoyu izlemeye devam edin. Güçlerimizi birleştirmemiz gerekebilir. Arabayı biraz geriye bırakalım ki bizi görmesin. Gizlice gidip onu suçüstü yakalamalıyız. Sonra da onu kendi ellerimle geberteceğim. Hadi aşkım, hadi koşalım. Kızımızı bir an önce geri almalıyız. Onu ben geberteceğim. Sana bırakmayacağım. Benim kızımı kaçırmak neymiş göstereceğim ona. Allah Allah. Nerede bu Herobrine acaba ya? Burada hiç kimse yok Aslı, baksana. Sanırım bu sefer buraya gelmemiş. Yerini bildiğimiz için başka yere bir yere gitmiş olabilir. Gelmez tabii. Biliyor bizim buraya geleceğimizi, başka yerde saklanıyor kesin. Ama bizim elimizden kurtulamaz. Onu sonsuzluğa uğurlayacağız. Hadi gel, şu geminin içine de bakalım aşkım. Orada saklanıyor olabilir. Hadi koş 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 çabuk. Kerem aşkım, bu da ne böyle? Burada değişik bir kapı var. İlk defa görüyorum bunu. Sence bu kapıdan geçmiş olabilir mi? Sen biliyor musun bu kapının ne olduğunu? Ben bunu biliyorum aşkım. Bu karanlık Enderman geçit tüneli. Bu tünel sadece Herobrine gibi karanlık güçlere sahip olan kişiler tarafından kullanılır. Sanırım Herobrine bu geçiti yeni açmış ve geçitten geçmiş. Geçitten henüz geri çıkmadığı için kapı hala açık duruyor değil mi? Yani şu an Herobrine hala içeride. Evet aşkım, aynen öyle. Büyük ihtimalle bu geçitin içindeler şu anda. Onu içeride yakalayabilir miyiz bilmiyorum. Daha önce hiç böyle bir geçitten geçmedim. Biraz da korkuyorum açıkçası. Ne yapacağız peki aşkım? Tehlikeli olabilir mi? Geçite girmemiz gerekir mi sence? Başka bir yolu yok mu acaba? Tabii ki gireceğiz aşkım. Kızımız Bilge bu pislik büyücü Herobrine'in elinde, görmedin mi? Kızımızı burada bırakamayız. Hadi çabuk geçelim geçitten de kızımızı kurtaralım. Kerem aşkım, başım çok fena dönüyor. Neredeyiz biz böyle, neler oluyor? Midem de bulanmaya başladı. Kusacağım galiba. Ben de çok kötü oldum aşkım. Başım çok fena dönüyor. Kötü oluyorum, midem bulanıyor. Ben de kusacağım galiba. Yine düştünüz elime işte. Bu sefer tüm planım kusursuz yaptım. Çok kolay bir şekilde sizi kafese kapatmayı başardım. Şimdi her şey çok güzel olacak. Hayır hayır hayır. İşte bakın, kızınız Bilge de burada. Onu arıyordunuz sanırım değil mi? Her zamanki gibi ben kaçıyorum, siz kovalıyorsunuz. Ne zaman bitecek bu kovalama aşkımız bilmiyorum ya. Bırak kızımı pislik herif, bırak. Bize ne yaparsan yap ama kızımızı yok, anlıyor musun? O masum. Ona zarar vermeyeceğim, merak etmeyin. Bilge sadece sizin buraya gelmenizi sağlamak için planımın bir parçasıydı. İşim bitince de onu serbest bırakacağım. Bırak bizi, çabuk bırak. Beni kaçırmandan çok sıkıldım artık. Bıktım senden, anlıyor musun? Bıktım. Hüsamettin abim burada olsaydı sana gününü gösterirdi. İşte maalesef Hüsamettin bizi burada bulamaz. Burası gizli karanlık Enderman geçidi. Burada sadece gerçek büyücüler olur. Hüsamettin gibi sahte büyücüler buraya giremez.
Kızım düşüyor, hayır! Korkma Kerem komiser, korkma. Ben buradayım, Bilge'yi kurtardım. Bu alçak Herobrine'i de fare kadar küçülttüm. Eğer sahte değilse ve gerçek bir büyücüyse kendini kurtarsın bakalım buradan. Gebert onu Hüsamettin, gebert. Bırakma o Herobrine'i. Hatta bize ver onu, biz gebertelim. Kızımıza yaptıklarının hesabını soralım ona. Onun icabına ben bakacağım Kerem komiserim. Sen hiç merak etme. Birazdan ona öyle şeyler yapacağım ki bir daha Minecraft Akademisi'nin kapısından bile geçemeyecek. Yaşa be Hüsamettin. Sen nereden çıktın geldin? Her zamanki gibi yetiştin, kurtardın bizi. Gel abi gel. Bak rüzgar orada işte. Sabahtan beri beni hiçbir oyuna dahil etmiyor. Sürekli beni azarlıyor. Gel bakalım Ayça. Ben şimdi sorarım onlara. Benim kardeşimi dışlamak neymiş, gösteririm şimdi ben onlara. Döv onu abi döv. Hep bana kötü davranıyor arkadaşlarımın yanında. Hey Rüzgar, bak bakayım sen buraya. Hey şunlara bakın. Ayça'yı kovduk, şimdi de abisini almış gelmiş. Ne yapacaksınız ha? Beni mi döveceksiniz ha? Bunu yapmak istemem ama canımı sıkarsan olacaklara karışmam ona göre. Boş boş konuşma Arda. Söyle bakalım derdin ne senin? Ne istiyorsun bizden be? Ayça'nın söyledikleri doğru mu? Sabahtan beri onu düşünüyormuşsunuz. Ona kötü davranıyormuşsunuz. Neden böyle yapıyorsunuz? Sana hesap mı vereceğiz dostum? Onunla oynamak istemiyoruz. Bizden çok küçük o. İstemiyoruz onunla oynamak ya. Zorla mı? Tabii ki zorlu değil ama bu şekilde davranmanız da doğru değil. Aman be. Amma uzattınız ya. Ayça da sen de iyice kafa şişirmeye başladınız ha. Hadi gidin buradan. Sizinle uğraşmak istemiyorum şimdi. Ayça'dan hemen şimdi özür dilemeniz gerekiyor. Hemen şimdi özür dileyin Ayça'dan. Evet abim haklı. Çabuk benden özür dileyin. Yoksa abim var ya sizi doğduğunuzu pişman edecek. Yapma ya, gerçekten mi? Nasıl yapacakmışsın onu? Hadi yap da görelim bakalım. İşte böyle yaparım. Al sana burnu havada bücür seni. Bana buydu. Demek sen benim arkadaşıma vurursun ha. Şimdi gösteririm sana bakayım. Al bakayım, al al al. Sen kimi istiyorsun ha? Şimdi göstereyim sana. Al bakalım bir çocuk seni, al bakalım. Aa vurmayın. İki kişi birleşip bana mı saldırıyorsunuz ha? Korkak karı sizi. Sizi tek tek yakalarsam gösteririm gününüzü size. Bırakın beni mi, bırakın, vurmayın. Bırakın abimi, bırakın. Korkaklar. Erkek olsaydım size gösterirdim ben. Tek tek gelin, tek tek. Bırakın abimi çabuk, bırakın. Abini bu kadar çok seviyorsan söyle ona bizimle uğraşmasın. Ben bu köyün en zengin ailesinin oğluyum. Bunu bilmiyor musunuz be? En zengin ailenin oğlu oldun da ne oldun ha? Abime bu şekilde davranamazsın. Bir gün çok param olacak ve ben de sana aynısını yapacağım alçak Rüzgar. Göstereceğim gününü sana. Sen mi zengin olacaksın Ayda? Güldü mü beni ya? Senin var ya zengin olma ihtimalin benim çölde kutup ayısıyla karşılaşma ihtimalimden bile daha az. Vay be. Bak bu güzel sözmüş ha. Bunu tuttun bebek Boris. Yani sen çölde kutup ayısıyla karşılaşırsın ama Arda yine de zengin olamaz değil mi? Çok güzelmiş bu ya. Göstereceğim size gününüzü, göstereceğim. Yürü Ayça, gidelim buradan. Gidelim abi. Sen bakma onlara. Ben sana güveniyorum. Sen kesinlikle çok zengin olacaksın. Ve bunlardan intikamımızı alacaksın. Bu Rüzgar beni çok aşağıladı. Bunun hesabını onlara sormam lazım. Ama nasıl, nasıl, nasıl? Nasıl çok para bulurum ya? Abi boşver onları ya. Kafana takmaya değmez ki. Biliyorsun işte Rüzgar'ı. Ukala çocuğun teki. Bebek polis de ona uydu. Boşver. Bir gecede zengin olmam lazım. Ama nasıl yaparım bunu? Sanırım onlar haklı Ayça. Ben asla onlar kadar zengin olamayacağım. Ben bu dünyaya fakir olarak geldim. Fakir olarak gideceğim sanırım. Öyle düşünme abi ya. Ben sana güveniyorum. Sen ileride çok zengin olacaksın. Herkes seni çok takdir edecek. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun Ayça? Olabilir miyim gerçekten? Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl zengin olabilirim? Bir fikriniz var mı? Moralim çok bozuk. Belki şimdi yorumlara kalp falan bırakırsanız ben de onlara bakar çok mutlu olurum. Hadi hemen yorumlara kalp koyun arkadaşlar. Fikriniz varsa yazın, bekliyorum. Hadi dostum, hadi acele et. Kimse görmeden bu köyü terk etmemiz lazım. Bu köyden bu kadar para çıkacağını hiç tahmin etmezdim ha. Evet abi, baksana şuraya. Bu para var ya bizim ömrümüzün sonuna kadar yeter ha. Oha, şunlara bak. Bizim bankayı soyuyorlar. Hemen Kerem komisere haber vermeliyiz. Mafyalar bankamızı soyuyor. Abi dur, bekle. Hemen gitme, gel bak. Aklıma bir fikir geldi. Yürü Ayşe, yürü, beklerim burada. Bankamızı soyuyorlar, görmüyor musun? Abi kafanı çalıştırsana. Biz de bunlara katılırsak eğer zengin olabiliriz. Bir düşünsene. Aa, bu süper bir fikir. Şimdi ben bu mafyaların yanına gitsem, onlarla konuşup ekiplerin dahil olsam olur mu acaba? Bu sayede benim de çok param olur ve Rüzgar'dan intikamımı alabilirim. Evet abi, ben de onu diyorum işte. Kısa yoldan zengin oluruz ve mafya oluruz. Tamam tamam, hadi gidelim hemen.
Hey abiler, kolay gelsin. Yardıma ihtiyacınız var mı? Eyvah, yakalandık. Abi hemen kaçalım. Buradan bizi dövecekler. Aptal adam, küçücük çocuk be, görmüyor musun? Amma korkak çıktın sen de. Korkmayın abiler, korkmayın. Ben de size katılmaya geldim. Beni de aranıza alın. Ben de mafya olmak istiyorum. Ne? Seni de mi aramıza alalım? Bankayı soyduk, tüm parayı aldık, iş bitti. Şimdi gelip seni de mi dahil edelim aramıza? Sen kafayı yemişsin evlat. Bütün işi biz yaptık, sen gel üstüne çök. Olur mu böyle bir şey be? Vallahi siz bilirsiniz abiler. Ben teklifimi yaptım. Ya kabul edersiniz ya da bu köyün koruyucusu Tepegöz ve Kerem komisere haber veririz. Ömrünüzün kanını hapiste geçirir ve oralarda çürürsünüz. Karar sizin. Ha, ne? Hapis mi? Ben hapse gitmek istemem abi ya. Kabul edelim gitsin. Zaten bak sen, çok para var burada. O zaman şöyle yapalım, iyi o zaman. Üçe böleriz. Daha fazla bir şey beklemem bizden ha. Ne diyorsun abi? Kabul edelim mi? İyi madem. Üçe bölelim. Kabul ediyorum. Verin bakalım bizim paramızı da herkes yoluna gitsin. Şuraya baksana abi. Ne kadar çok paramız oldu. Artık çok zenginiz. Mafyada olabiliriz. Yarın hemen gidip yepyeni kıyafetler alalım kendimize. Bir tane de son model bir araba aldık mı tamamdır. Sonra o rüzgarın yüzünü çok merak ediyorum. Bakalım ne yapacak o alçak rüzgar. 2-1 go. Aha lan, arabaya bakın. İlk defa böyle bir araba görüyorum. Ne kadar güzel, baksanıza şu arabaya. Bu araba bende olsa var ya, bu köydeki bütün kızları tavlaydım. Arabaya bak be, süper be. Kimin acaba bu araba? Kesin çok zengin birisindir ha. İlk defa bu köyde böyle bir araba görüyorum. Valla benim babamın olmadığına göre sanırım daha zengin birisinin bu. Saçmalama Elif ya. Bu köyde bizden daha zengin birisi var sanki. Belki de vay de Yüzgel, baksana. Ben böylesini ilk defa görüyorum. 2-1 go. Ne yapıyorsunuz bakayım burada gençler? Boş boş durmaktan sıkılmadınız mı? İşiniz gücünüz yok mu sizin be? Oha, bu havalarda. Baksanıza. Ne kadar da yakışıklı ve havalı gözüküyor. Teşekkürler güzelim. Gerçekten bugün çok havalı ve yakışıklıyım. Arabam da gerçekten de öyle. Ne haber Rüzgar? Yoksa şey mi demem gerekiyordu? Fakir Rüzgar. Ne fakiri be, ne fakiri? Bu köyün en zengini benim, bilmiyor musunuz? Yürü taş arabası. Sen ancak at arabası sürersin. Senin böyle araban var mı oğlum? İşte şey. Sanıyım yok Yüzgay. Bu ayda gerçekten çok havalı gözüküyor, baksana. Nasıl oğlum ya, nasıl? Sen fakirsin fakir. Nereden buldun bu kadar parayı ya? Bu arabayı nereden buldun? Bu kıyafetleri nereden buldun sen ya? Sen beni çok küçümsedin Rüzgar. Bizim de kendimize göre bir takım işlerimiz var hani. Bir gecede nasıl gerçekten bu kadar zengin oldun sen ya? Arda, ben de gelebilir miyim sizinle gezmeye? Beni de arabanıza bindirir misiniz? Ben de istiyorum. Ben de. Beni de gezdiğin ayda lütfen. O gün bana vururken böyle demiyordun ama bebek polis. Beni küçük düşürüp aşağılamışsınız. Ne çabuk unuttunuz hepsini. Arda ya. Özür dileriz, haklısın. Sana haksızlık yaptık. Hadi bizi de al arabana. Biz de böyle güzel bir arabaya binip gezelim. Hadi lütfen, ne olur. Sadece Elif gelebilir. Siz ikiniz burada kalın. Size araba falan yok. Gerçekten mi? Gelebilir miyim? Tabii ki fıstık, gelebilirsin. Hadi atla bakalım, şöyle güzel bir şehir tur atalım. Demek isterdim ama maalesef yarı yok. Hadi oturun, ağlayın burada bakalım. Yürüyün cücükler sizi. Ağlamayacağız işte, ağlamayacağız. Ne ağlayacağız be, ne ağlayacağız? Siz ağlayın. Heh, burada mısın? Hadi acele et. Hemen uzaklaşalım buradan. Nereye gidiyoruz patron? Planın ne? Hadi atla arabaya. Bugün seninle şehirdeki kuyumcuyu soyacağız. Kuyumcu mu soyacağız? Bu harika bir fikir patron. Hadi hemen gidip yapalım şu işi. Bana hemen bir sandık bul getir. Ne sandığı patron? Sandığı ne yapacaksın? Bu kuyumcuda sandığı dolduracak kadar elmas yoktur ki. Saçmalama be adam. Elmasları koymak için sandık istemiyorum senden. Hadi sen dediğimi yap. Hemen bana bir sandık bul getir. Peki tamam patron. Al patron. Sandığı getirdim. Çok merak ediyorum, ne yapacaksın bu sandıkla acaba? Güzel. Şimdi ben bu sandığa gireceğim. Sen de sandığı alıp kuyumcuya gireceksin. İçeri girince sen adamları oyalarken ben de oradaki elması çalacağım. Vay be, bu harika bir fikir patron. Senin var ya şu zekana hayranım gerçekten. Hadi tamam, ben hazırım. Gidiyoruz patron, hazır ol.
Merhaba beyefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben şöyle en güzelinden bir elmas almak istiyorum. Tabii efendim, tam istediğiniz gibi yüzük var elimde şu an. Bu nasıl, beğendiniz mi? Bu harika görünüyor. Çok değerli bir şeye benziyor. Fiyatı da bir o kadar yüksektir şimdi bunun. Sizin için güzel bir şeyler yaparız efendim. Siz yeter ki beğenin. Fiyat konusunda ben size yardımcı olurum. Tamam. Benim şehirde biraz işim var. Onları halledeyim. Dönüşte size uğrar fiyatı konuşuruz. Şimdilik hoşçakalın. Tabii efendim. Nasıl isterseniz. Bu iş bu kadar dostum. Hadi hemen uzaklaşalım buradan. Sen harikasın patron. Hadi gidelim. Hey siz ikiniz. Olamaz ya, olamaz. Bu nereden çıktı şimdi? Kaçalım patron, kaçalım. Bu polise denk gelmemiz hiç iyi olmadı. Hey durun çabuk, kaçmayın. Gelin buraya çabuk. Neden kaçıyorsunuz? Şu tarafa doğru gidelim. Koş hadi koş, acele et, yakalanmayalım şuna. Tekrardan hapse girmek istemiyorum. Zengin olmaya bu kadar yaklaşmışken olamaz bu. Patron, ben çok yoruldum ya. Sanırım izimizi de kaybettirdik. Evet, polis bizi kovalamayı bıraktı sanırım. Hadi hemen şu elması bozduralım. Kurtulalım şu elmastan. Evet patron ya, koştur koştur, ben de çok acıktım zaten. Parayı alınca şöyle güzel bir yemek yeriz. Yeriz yeriz, merak etme. Hadi şu arabanın yanına gidelim hemen. Aracı alıp hemen şu lanet şehri terk edelim. Gelin bakalım gelin. Size benim patronumun dükkanından elmas çalmak neymiş göstereceğim. Hazır ol dostum. Adamlar araçla bu tarafa doğru geliyor. Keselim yolları da abi. Sonra ikisini de alıp patronun yanına götürürüz. Yavaşla yavaşla. Bu adamlar da kim böyle ya? Bilmiyorum patron. Ama baksana niyetleri hiç iyi gözükmüyor. Ellerinde silahları var. Görüyorum ellerinde silah olduğunu. Nereye gidiyorsunuz böyle beyler? Yolculuk ne tarafa? Sen de kimsin dostum? Ne istiyorsun? Sen beni tanımıyorsun galiba. Ben gelmiş geçmiş en kötü büyücülerden Herobrine'ım. Yanlış adama bulaşıyorsun dostum. Ne diyorlar abi bunlar ya? Adam sanırım kafayı sıyırmış. Bu elimizdekilerin ne olduğunu sanıyorsun sen herif? Bunlar silah silah. Onlar bunu çok iyi biliyorlar dostum. Hadi bakalım uzatmayın da atlayın arabaya. Bizimle geliyorsunuz. Sen kendini ne sanıyorsun bu dolu herif? Sen bana nasıl... Aaa lanet olsun, ne yaptın sen, ne yaptın? Aaa bacağım bacağım çok acıyor. Neden ateş ettin ki sen şimdi ya? Of ya canım çok yanıyor patron. Hadi hemen şu iki havanı alıp uzaklaşalım buradan polisler gelmeden. Silah sesini duymuş olabilirler. Birazdan burada olurlar. Doğru söylüyorsun abi. Aracı alalım, ikisini de araçta kaçalım. Şu iki havanı patron teslim edelim. O bunlara en güzel cezayı verir. Patron da şimdi bizi dört gözle bekliyordu depoda. Gidelim şu adamların kendisine verelim de sevinsin biraz. Evet dostum haklısın. Patron bunları bu kadar kısa sürede yakaladığımız için bize ödül bile verir. Aracı şöyle yakın kapıya bir yere yaklaştı dostum. Adamları içeriye taşımakla uğraşmayalım. Tamam abi sen hiç merak etme. Kapının yanına çekiyorum aracı. Abi bu iki adamı tam şehirden kaçmak üzereyken yakaladık. Bize saldırmaya çalıştı içinden birisi. Ama hemen cezasını kestik. İkisinin de icabına baktık. Hatta işlerinden bir tanesi en kötü büyücüyüm. Siz beni tanımıyorsunuz falan dedi. Saçmalığı anlayacağım patron. Uyandırın bakalım şu iki aptalı. Bu kadar uyumak yeter ikisine de. Hey uyanın be uyanın. Sabah oldu. Kalkın çabuk kalkın. Ha, ne oluyor ya, burası neresi? Neredeyiz biz? Neler oluyor burada ya? Kim bağladı bizi buraya? Çözün hemen bizi, çözün hemen. Yoksa var ya ikiniz de. Hey patron şu adama bak. Bu sabah bizim gittiğimiz kuyumcu adama ne kadar benziyor ya. Sanki ikiz kardeş gibi, baksana. He? Bu kuyumcu zaten be. Sanırım bizim ondan elması çaldığımızı öğrenmiş. Nasılsınız beyler? Dünya ne kadar küçük değil mi? Bakın yine karşılaştık sizinle. Abi ya ne olur bizi bırakın. Biz şeytana uyduk. Hem adamlarınız elması da geri aldı zaten bizden. Bırakın gidelim. Bir daha senin dükkanın yanından bile geçmeyiz. Söz veriyorum. Kapa çeneni be, kapa çeneni. Ne çok konuştun be. Dır 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 yeter be. Buna kafa derler, kafa. Biraz sus da motorun soğusun. Pardon pardon abi, affedersin sustum. Şimdi ben size ne yapayım ha? Size ne ceza vereyim? Nedir bu şehirdeki insanların sizden çektiği ya? Bir bitip gitmediniz şu şehirden. Söyleyin şimdi,
Size nasıl bir ceza vereyim? Biz şeytan uyduk abi ya. Sen uyuma bize. Bırak bizi gidelim ne olursun. Neyse şanslısınız. Bu videonun maalesef ki sonuna geldik. Adamlarım icabınıza bakmışlar zaten. Bu benden size hatıra olsun. Baktıkça beni hatırlarsınız artık. Bir daha karşıma sakın çıkmayın. O zaman bu kadar şanslı olamazsınız. Benden söylemesi. Hadi beyler bırakın bunları burada kalsınlar. Biz gidelim. Baksınlar başlarının çaresine. Hey! Bizi bu şekilde bırakmayın. Hey size diyorum geri gelin. Çözün bizi çabuk.